Merhabalar, ben Köfte İskörtse ve The Binding of Isaac Rebirth'ün gibi bir bölümüne hoş geldiniz ve tabii ki de YouTube seyredin. Samson, Azazel, Lazarus, Eden. Bir tane Eden oynayalım. Bakalım neler denk geldi. O Humbling Bundle'la da başlamışız. Bence gayet güzel bir start oldu. Bu arada Eden'ın olayı tamamen rastgele oluşuyor karakter. Bunun yanı sıra rastgele bir pasif bir aktif item. Rastgele de bir kart ya da hapla başlıyor. Tabii güzel başlangıcın ardından tabii ki de kötü bir treasure room item'ı. Neyse, sağlık olsun diyor ve geçiyoruz. Ve şu şeylerden nefret ediyorum. Ölün. Ölün sevimli boklar. Ve devam edelim. Şimdi anahtar enektarımızı aldığımıza göre ben tabii yukarı çıkacaktım orada. Bu damage'i almayacaktım. Neyse, sağlık olsun. Evet. Muhtemelen şurada bir gizli oda var diye geçiyor içimden ve doğru çıkıyor içimdeki ses. Ve dolayısıyla da kaldığımız yerden şuradan devam ediyoruz. Tam son ve kapıdaya geçmeden önce kata geçmeden önce bir oraya uğrayacağız çünkü ekstra bir ince. Bunu almayacaktım ama sağlık olsun. Oh, double trouble monstro. Tamamdır. Double trouble monstromuz da. Şöyle alt edelim. İşte o, onu tam olarak bu sebepten ötürü almayacaktım. Onu fark etmemiştim gel. Zıpladığıma. Bayağı demin şansa bola kurtuldum tamamen. İki tane health up almış olacağım. hazır gelmişken yukarıdan da bir şeylere bakabiliriz. Yok bir şeyler. O zaman sen gel. Bize bir Eternal Heart ver, sonrasında da git. Evet. Eternal Heart'ımızı da aldık. Ve şuradan yana bir şans deneyeceğim. Super Secret Room var mı acaba? Yokmuş. Bir tane en yukarıda bir yerde o zaman. Hadi bakalım. Güzel başladı aslında. Damage'ım biraz daha yüksek olabilir. Yani hayır. Hayır demem demişken hayır demeyeceğim başka bir şey denk geldi. Bakalım sen misin? Libra. Bu arada yalnız başlangıç itemleri arasında Humbling Bundle olması cidden güzel oluyormuş. Her şey iki tane iki tane. Evet.
Evet. Bunlar kolay ancak damage'ları yüksek olduğu için zaman alıyor. Stars. Gerek yok. Emperor şu an için iyi. Card. Bu kumarı yapacak mıyım? Evet yapacağım. Magic Fingers çıktı, lanet. İşe yarar bir şeyler çıkar diye ummuştum. Mesela Black Candle. Black Candle kesinlikle favori itemlerimden biridir. Özellikle hard modda oynuyorsan. Bir saniye. Şurada bir yerde bir secret room olacak. Olmalı. Olması gerek ha. Varmış da. Evet. Pil. Tamam. Tam olarak boss'a girmeden önce denk geldiğini hesaba katarsak bence gayet güzel bir pil oldu. Evet. Ve boss'umuz da kolay bir boss çıktı. Hatta yarısını şimdiden öldürdük. Literal mandayı. Hatta yarısından fazlası sanırsam. Sen nesin? Blue Cap. Oo, Krampus. Bana bir Lamp of Coal ver. Evet, Lamp of Coal. Oraya sol kart almadan gitmek istemiyorum çünkü Devil Deal çıkmasını istiyorum. Bir tane daha sol kart olsun. Tabi Holy Mantle daha çok işime yarar o ayı mevzu ama şimdi biraz gerçekçi düşüneyim. Holy Mantle'ın çıkma olasılığı nedir? Oh. Sen güzelsin. Hatta sanırsam bu oradan geçerken damage almamızı önleyecek. Ha, önlüyormuş. Ama olsun. Ve bana gene video esnasındayken mesaj geliyor. Evet. Ama bu seferki azıcık önemli bir ödül çıktı. Bu ödül nereden çıktı ya? Bu konuşmanın içinde ödül geçiyordu da. Azıcık önemli bir mesaj çıktı. Evet. Tamam, Big Fan. Büyük bir hayranımdır Big Fan'in. Ve Emperor'u kullanıyorum. Çap. Çabı severim ya. Sevimli bir şeydir baya. Tabi Lamp of Coal olduğu için mümkün olduğunca mesafeyi açmak istiyorum. Ah. Yediremedim. Hah, şimdi yedi. Oh yeah. Ah. Gerçi Humbling Bundle'ları yakıyor ve güzel oluyor ama gene de hani. Sen Devil Deal açılmıştı ve ben onu unuttum mu? Ya hayır sanırsam. Umarım aşağıda bana Devil Deal'ı unuttuğum tarzı yorumlar görmem. Bunu bilmiyorum. Ve şu Tinted Bell. Evet. Tamamdır. Troll bomba. Hadi güzel bir şeyler çıktı. Lock up. Yes. Evet, şansımız biraz daha arttı. Çünkü lock up. Yani şans yükseldi. Şansımız yükseldi. İğrenç bir kelime oyunu yapmaya çalıştım ancak sanırım batırdım o ara.
Ne yaparsın? Evet ve geri geliyoruz. Hadi bakalım. Bu da iyiymiş. Ha bu arada şu varken elimde aklıma geldi. Hop. Evet. Ve bu da bittiğine göre arcade'e bakarız birazdan. Önce şurası. Ve bunların gelmesi gidiyordu. Hatta ve hatta Big Fan'e de ayrı bir teşekkür sunmamız lazım. Lock-up'ın üstüne lockdown gelmesi bilemiyorum. Tuhaf oldu. Teşekkürler Big Fan. Tekrar lock-up. Evet, uzun mesafe nişancıcılığı yapmaya devam. Çünkü Lamp of Call'umuz var. Mesafe uzadıkça gözyaşlarımız güçleniyor. Benim için, ondan kurtulduğunuz için teşekkürler. Roid Rage. Speed and Range Up. Tamam, şu anki build'ime gayet olur bir şey. Speed and Range Up. Hatta fazlasıyla bir şön olur. Neden bilmiyorum bugün. Ama bir Almanca merakım geri döndü. Mega Fetih bir yenelim. Bir tane damage aldık. Big Fan'i kullanırken. Big Fan'i defansif olarak kullan köfte ya. Ofansif olarak çok yakın olman gerekiyor. Woo. İki tane bayağı güzel itemimiz var. Pentagram. Ve bir de lock-up. Tamam, burada kaya varmış. Ve buraya da inelim. Seni de patlatak. Belki para düşürüyorsun. Yep. Kesinlikle para düşürüyor. Şunların da iğrenç sesinin üstüne. Bu fazlasıyla güzel bir itemdi. PhD. Evet, Isaac'in artık doktorası var. Ne harika değil mi? Ben aynısını düşünmüştüm. Ve buradan devam edelim. Burada görecek başka bir şey kalmadı. O zaman hadi bakalım. Tam gaz ileri. Ve sonraki kat. Sanırım bunda da bu
Bunda da sanki şey neydi? Boss rush'ı yapabilecek gibiyiz. Şimdi öyle bir his var. Sizce de öyle değil mi? Bu arada sadece bir tane Gaki item'e ihtiyacım kaldı. O da gelirse bayağı güzel olacak. Yani şuraya bir bakalım. Kırmızı chest yok o zaman. Boşver. Ama seni boş veremem. Hızlıca sana bir şeyler verelim. Herhalde karda olacağız çünkü 3 centte bir şey veriyorsun neredeyse. Ve Humbling Mandalimiz de var. HP yap. Güzel. Fazla HP. Fazla HP göz çıkartmaz. Fazla HP. Ne kadar çok HP o kadar çok Devil Deal benim gözümde. Biliyorsunuz ben Soul Hard'a gitmeyi daha çok seviyorum. Normal candansa. Yok bir şey çıkmadı. Tamam. Kalsın kenarda köşede. Sen nesin? Ranger. Dur gidelim. Sorman kabahat. Hayır. Seni istemiyorum. Ama bunu bir alıp kullanacağım çünkü ufak bir sebep dönüşüyor. Daha sonra karşıma çıkması için uğraşmak istemiyorum. Too hard. Hayır işe yaramazsın. Monstro 2. Orta düzey bosslar arasında kesinlikle en sevmediklerimden bir tanesi. Görüşmesi pek keyifli değil çünkü. Ama bu az şey spawn eden versiyonu. O yüzden biraz daha iyi. Ama daha hızlı bu. Ve nedense Devil Deal çıkmadı. Sağlık olsun. Kendi bileceği iş. That's two. Evet, devam edelim şöyle. Kavayı bokcanlar gene. Ve damage'ım bayağı bir arttı benim. Oh great. Evet, bana şu an money equals power lazım resmen. Oyun money equals power al diye bağırıyor. Yani zaten anahtar konusunda sıkıntımız yok. Sineklere sinekleri öldürüyorum. Kendi türlerine ihanet ettiriyorum. Ama kübonlar onun türünden değil. Şimdi. Evet. Bunu da katlettiğimize göre item room'u bulmadan buradan çıkmayacağım. Item room haricinde başka şeyler çıkacak doğal olarak. Boss rush'ı da yapmak istiyorum ama. Ha item room tamam. Tamamdır bu güzel. Bir de hızlıca şuralara bir göz atayım ha. Arada bir şey buldum. Nice.
Joker. Tamam, sen dur köşede. Joker kesinlikle dursun. O zaman. Çünkü şeytan katında bir tane daha Devil Deal almak istiyorum. Ve anne. Ne haber anne? Ölmeye hazır mısın? Bayağı güzel gidiyoruz aslında. OP bitti bir. Aslında biraz daha power alabilsem güzel olurdu ama. Bu kadar da iyi. Hızlıca Devil Deal'ımıza bakalım ve Fear Shot tabii ki de alıyorum. Tabii daha erken gelseydi çok daha güzel olurdu ama olsun, geç olsun, geç olmasın. Bakalım sen ne durumdasın? Hah, gel. Fear Shot'ımdan kork. Ben bilmiyorum ama bu yavaş fakat işime geliyor. Hoş geldin. Biraz daha okey olabilmek istiyordum ama ha bak, bu sıkıntı. Bu arkadaş sıkıntı çünkü bunu arkadan bulabiliyoruz sadece. Ama neyse ki bu kırmızı bok spawn eden değil. Kalp spawn eden. Ama maalesef arkadaşın canı biraz fazla. Bir çözüm. Hatta gayet makul de bir çözüm. Ve tabii ki de ilk peep halledeceğim. Ama tabii ki de peep de bana dokunduracak gözleriyle. Evet. Peep, öl. Lütfen öl. Heh, tamam. Şimdi Husk'a gidebiliriz. Pardon, Duke of Flies'a gidebiliriz. Loki! Sen sinir bozucusun. Çok fazla damage yiyorum bu boss rush'ta. Ama olsun. Geçebilirim, inanıyorum buna. Şimdi sen tekrar Fetus olmanı gel, teşekkürler. Ve Loki. Peki, seni sevmiyorum. İskandinav mitolojisindeki seni de sevmiyorum. Marvel kahraman olan seni de sevmiyorum. Oyundaki seni seviyorum ya, dövüşmesi o kadar da zor değil. Ancak large room'da zor bir hale geliyorsun. Mesela burada olduğu gibi ve Steve ve Gemini. Steve öldü, sıra Gemini'de. Gemini kolay. O speed down'la olmama rağmen bile gayet speed'im hayvan gibi yüksek hala. Ve oh yeah, so hot. Gel, tamam. Bu kaldı geriye. Bu zırhın bozuluğu da hallettik mi? Evet. Monstro ve Chad. Pardon, Chad bu. Chad diğeriydi. Bu aynı zamanda da bir Super Meat Boy boss'u.
Sıkıntı senin bir şeyle Super Meat Boy'da. Tabii ki de sen. Önceki düşman. Ve iyi ki bir an yüzümü kaşıyım dedim. Ve geldi. Say hello to my little friend. Ve iki adet nefretlik boss yan yana. Gish ve Monstro 2. İkiniz de sevmiyorum. Babanızı da sevmezdim. Tamam, gişe geldi bende en azından. Ve cidden bir Dark Bomb'um olsun isterdim şu an. Tamam, Monstro gitti. Geriye giş kaldı. Giriş görece olarak kolay bir boss. Yalnız başına olduğu takdirde. Ve girişimiz de öyle. Sırada Widow ve Pino. Tamam, gene görece rahat bir şey. Tamam, Widow'umuz öldü. Pino'umuz da öldü. Husk'ı öncelikle alıyorum çünkü Husk bayağı hızlı. Husk, lütfen öl. Hah, teşekkürler. Ve bu arkadaş tam bir işkence. En nefret ettiğim iki... boss. Ha, bosslardan iki tanesi daha doğrusu. Daha çok nefret ettiğim sadece bir tek... iki tane var ama... Dur, senin kalbin nerede? Senin kalbin yok. Kalpsiz bu. Hah, tamamdır. Bu değil. Tamam, atlılar. Atlıları severim. Saç ön içimde atlıları seven birisi. Atlarla dövüşmeyi cidden seviyorum ya. Çok rahat oluyorlar. Tabii ölümün bu versiyonu pek hoş olmuyor ama... Ama ne yaparsın, ölüm ölüm dediğin nedir gibi. O yüzden ilk önce ölümü hallediyoruz. Atını bıraksın diye... Hah, atını bıraktı nihayet. Atını da öldürdük. Hadi ölüm, öl. Sakın bana ölümü öldüremezsin diye espri yapma. Çılgın Korsan Jack izleyenler lütfen hatırlayın bunu. Ve savaş. Atından düşürdük. Sırada kendisinde. Ve önce kafasız atlı. Headless Horse. Önce kafası sonraya bırakacağım. Bu kesin uygulayacak ve Brimstone'u kendi işi yararıma kullandım. Tamam, kafasız atlı. Ve bu da bölünüyor. Evet. Huuu. Piggy Bank. Tamam, güzel bir itemdir. Huuu.
Güzel bir boss rush idi bu. Yoruldun mu? Tamamdır. Boss rush'ımızı da bitirdiğimize göre... Bir de hepsi şampiyon boss'tu. Öyle alelade boss'lar da değildi. Ama insan bir rahatlama hissediyor boss rush yapınca. Sonra da gidip random mob'a kafa atıyor. Evet. Teşekkürler. Aa, hayır. Kalsın. Kawaii Bokchan'lar. İkinci seviyesinden nefret ediyorum. Üçüncü ve birinci seviye iyi. Ve bana bir adet daha Guppy item'ı lazım bir yere. Bakalım. Pheromones işime yaramaz. Nasıl, yarar ama yaramaz. The Moon. Tamam, The Moon'u kullanmam iyi oldu. Hem de tam olarak buradan önce. Ama lanet olsun ki... Devil Deal'a kaldık. Ve şu trinket cidden çok işime yarıyor çünkü çok fazla işime... Duracağım. Yani. Ve neden bilmiyorum ama bir an oyun kastı. Oh, Fallen. Yani bu oyunda ikinci kez Fallen'ı öldürüyorum. Joker'ı burada kullanayım mı? Güzel bir soru değil mi? Kullanacağım. Ve iyi ki de kullanmışım. An itibariyle Guppy'yiz. Yay! Evet arkadaşlar, Guppy'yiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bize bir soul heart ver. Anlı canımızı da fullediğimize göre daha gaz gidebiliriz. Şeytandan hemen önce Guppy olmak da arzu. Annenin kalbinden hemen önce Guppy olmak da güzel oldu. Curse of the Unknown. Harika. Çok severim kendisini. Peki bir ara High Mind'a denk geleyleymişim, güzel olurmuş. Tamam. Çok daha başta gelseydim çok daha hoş olabilirdim ancak... Şimdi de en azından şeytana gideceğimizi garantilemiş oldun çünkü oyunun daha başlarındayız. Bir şeylere de miç koydukça snack spawnlıyoruz. Çünkü Guppy'yiz. Guppy'nin olayı bu. Bu nasıl oldu en ufak bir fikrim bile yok. Ancak odaya girer girmez damage aldım ve bir Blackheart'ımı harcayarak odayı temizledim. Bence gayet makul. Seems legit. Kalsın. Guppy's cover. Tamam. Double Guppy. Diğeri de Empress'miş ve Uğur Bey'le.
Damage up. Damage up her daim. Makul bir update'tir. Kendisi. Her daim tercih ederiz damage up. Tabii parayı almam aslında bana hiçbir şekilde bir şey kazandırmıyor. Ama... Aç gözlük değil mi? Evet. Annemin kalbi. Annemin kalbi halini unutmuşum bunun ya. Neyse özledim. Şimdi sinekler. Ya ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ver. Tabii ki de ben de ne yapmam gerektiğini biliyorum. Evet. İpek. Bakalım. Şeul'de. Seul Şeul. İstilafı biliyorsa artık. Yeeey. Daha fazla işime yaramayacak item. Başta Humbling Bumbling gelince böyle bir hale geliyor insan. Yine daha fazla işime yaramayacak item. Yay, her yerden çıkan chestler. Sen gel. Yay, para sanki hiç ihtiyacımız yok. Sanki hiç elimizde yokmuş gibi. Lemon Party. Hadi aslında burada harcamasaydım da olurdu. İşe yarar bir kan. Haptır Lemon Party. Item hali Lemon Misap'in tam aksine. Lemon Misap olmasa da olur bir şey kendisi. Evet. Burası cidden iğrenç bir oda. Tamamen sinir bozmak üzerine kurulu. Evet. Daha fazla para. Yay. Ekonomik krize girsek çok rahat kurtuluruz. Hazır bu son kat olacak. Çünkü negatife sahip değiliz. Şuraya bakalım. Ve iyi ki de bakmışım bence. Şuraya gireceğim. Ama hiçbir şey çıkmayacak. Ve Dark Bomb. Sen de işini yap. Darkbomb. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İyi değil. Tamam, o damage'i ben nereden aldım bilmiyorum ama. Evet. Bu arada bölümün başında Darkbomb olsaydı ne olurdu diyordum sana sen değil mi? Evet. Tamamdır. Bir item lafın üstüne gelirmiş diyoruz o zaman. Ve geçiyoruz. Hayaletlerle savaşmayacağım çünkü hayaletlerle savaşmaktan nefret ederim. Bu Ghostbusters'ın işi. Evet tabi bunu tamamen kazara bastım. The Fallen. Evet, üçüncü The Fallen'ımızı öldürdüğümüze göre sıra şeytana. Yani düşünüş meleklerin en düşünüşüne.
şeytanın toynakları. Şeytan öldü. Book of Secrets da açıldı ve negatif. Oh yeah. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler. İyi eğlenceler.